Telefon etti, koştum geldim. Nerede? İçeride ifade veriyor. Mithat Ateş de vurulmuş. Ameliyata alındı. Halil, iyi misin? Yok bir şey. O suymuş cezasını buldu sonunda. Beni daha önceden öldürmek isteyen de oydu. Hepsini anlattım içeride. Ben dedim her şeyin başı Mithat Ateş. Semih onun adamı. Mithat Ateş kendine gelince biz ifadesini alacağız. O zaman her şey anlaşılacak. Tabii senin daha önce verdiğin bilgilerle de karşılaştıracağız. Her şey ortada. Ölen adamın cep telefonunu buldunuz mu? Evet komiserim. Olay yerinde topladık parçalarını. Sim kartı incelemeye aldık. Tamam. Benim merkeze gitmem lazım. Görüşeceğiz. Geçmiş olsun. Ya, Menekşe'yi söylemedin değil mi? Yok, söylemedim. De bunu kaldıracak durumda değil. Seni böyle görünce anlayacak. Evet. Şimdi duymasın. Ben sonra anlatırım ona. Tamam. Yarası ağır mı? Halil. Ağır mı? Bilmiyorum. Ben bir lavaboya gidip geleyim. Halil Zeynep öğrenmiş. Çok önemli bir bilgi var elinde. O kadar önemli ki karşılığında şirketteki hisselerimi istiyor. Bu ne demek biliyor musun? Elinde her ne varsa ikimizi birden ilgilendiriyor demek. Niye gittin? Ne işin vardı Bosna'da? İnanmıyorum ya. Bu şirkette hiçbir şey gizli kalmıyor. Sen benim sorularıma cevap ver. Ne işin vardı Bosna'da diyorum. Senin izini sürmeye gittim Halil. Rakamların sırrını öğrenmeye. Çok değerli ve önemli şeyler öğrendim. Hayatın kadar önemli şeyler. Sahip olduğun her şey kadar önemli Halil. Neden onu korumaya başladın? İkili oynuyorsun değil mi? Beni harcayacaksınız. Söyle dedim. Söyle! Halil benim oğlum, salak! Halil benim öz oğlum! Alo, Zeynep. Oo, Halil Bey, ne mutlu sesinizi duyduk. Zeynep, konuşmamız lazım.
Hani benimle konuşacak bir şeyin yoktu? Zeynep! Artık zamanı geldi. Konuşacağız. Konu neydi? Şu senin Bosna ziyaretin. Tamam. Yarım saat sonra müsait olurum. Nerede buluşalım? Tamam. Görüşürüz. Evde görüşürüz. Sen nereye? İşim var. Bana bak, Menekşe'ye anlatmak yok ha. Ya tamam, kaç kere söyleyeceksin? Sen bu arabayla git. Peki efendim. Söylemiştim değil mi? Bir gün bildiklerimi öğrenmek için bana yalvaracağını söylemiştim. Zeynep, bak, çok sinirliyim. Tamam mı? Çok öfkeliyim. Çok zor şeyler yaşıyorum. Hayatımın en zor günlerini yaşıyorum. Anladın mı? Tadını çıkartacak zaman değil. Senden pazarlık etmeye gelmedim buraya. Oyun oynamak için zamanım yok. Ne biliyorsan anlatacaksın bana. Ne biliyorsan. Mithat'ın söylediği doğru mu? Mithat Ateş babam mı gerçekten benim? Evet. Evet, öz baba. Dosyadaki bilgilerin sağlamasını yapmak için gittim Bosna'ya. Peki sen... Canım. Ne haber Ali? İyiyim bir tanem, sen? Ben de iyiyim, oturuyoruz öyle. Neredesin sen, şirkette misin? Yok, dışarıdayım şu an. Zeynep'le birlikteyim işte. Bir şey konuşuyoruz. Zeynep'le mi? Ne işin var onunla? Canım, gelince anlatacağım. Halil, ne oluyor? Yine niye çıktı o piyasaya? Ya Menekşem, Menekşe, önemli bir konu var. Onu konuşuyoruz. Gelince anlatacağım, merak etme. Tamam mı? Ha? Merakla bekleyeceğim. Tamam canım. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Evet. Rakamların izini sürdüm. Ya lafı uzatma Zeynep. Adam gibi anlat, ne buldun? 37.143 senin doğum raporunun numarası. Hastane kayıtlarında da, doğum raporunda da babanın adı Mithat Ateş olarak yazılı. Dosyada annen ve Emir Bey'in evlilik kayıtları da var. Senin doğum tarihinden tam 6 ay sonra evlenmişler. Yani ben 6 aylıkken mi? Evet. Çok zordu ama Bosna'daki nüfus kayıtlarına da ulaştım. Senin doğum kaydındaki tarihle doğum tarihinle nüfus kaydındaki doğum tarihin farklı. Yani annen sana nüfus kağıdı çıkarmamış. Muhtemelen Emir Bey'le evlendikten sonra sahte bir doğum kağıdıyla Emir Bey'in çocuğu olarak kayıtlara geçmişsin. Yani bir yerde evlat edinmiş seni. Ya rüyasında ağladı çocuk. Ne gördüyse. Ah yazık. Neyin var senin? Halil Hotoz kafayla berabermiş de onu taktı kafasına. Hiçbir fırsatı kaçırmaz o. Her durumda Halil'e yanaşmaya çalışıyor. Avcunu yalar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.